İnşallah demenin önemi ne? Müddessir suresinde Allah'a kulluk, Allah'a yönelmek. Kader önceden yazılmış mıdır? Lütufta bulunuyor, bizi koruyor, bizi destekliyor. Kur'an-ı Kerim'de namaz vakitleri belirtiliyor mu? Oradaki salat kelimesi namaz kılar anlamına gelmez. Kabir azabı var mı? Mesela Ahzab suresine gidersek namazın kazası olur mu? Hicretten 1 yıl önce namaz farz kılındı. Teravih kılmak şirk mi? Kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı az sonra Zahide ile Yetiş Hayata'da. Profesör Doktor Sayın Bayraktar Bayraklı bugün bizimle beraber. Çok kıymetli sorular gelmiş izleyicilerimizden de. Bize de bir hayli fazla var. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun, hoş bulduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kitaplarınızla, söylediklerinizle, bazen gündemi değiştiren sözlerinizle hepimizin aklında kalan pek çok cümleniz var. Vardır. Her şeye inşallah diyerek başlıyoruz. Var mıdır hikmeti? İnşallah demenin bu bir dua mıdır? Bu meşiyet kavramı diyoruz biz bu kelimeye. İnşallah. Allah dilerse. Bu diğer kültürlerde de vardır bu. God willing. Allah dilerse. İngilizcesinde mesela. Fakat bu kavram Allah dilerse bu işi yapacağım. Yarın şu işi yapacağım. Allah dilerse şuraya gideceğim demek zorundayız. Bu Kur'an-ı Kerim'de mecburidir, farzdır. Allahu Teala Kehf suresinde ve la tegulenne li şey'in inni fa'ilun zalike gaden illa en yaşa Allah. Yarın bir şey yapacağım demeyin. Ancak inşallah dedikten sonra deyin. Dolayısıyla bu inşallah hem farzdır Kur'an-ı Kerim'de söylemesi. Bu bir aynı zamanda bizim ağzımızda pelensek olması lazım. Yani her zaman inşallah deriz ya biz, bunu söylüyor devamlı. Bize bir kültür olarak bize yerleşmiş. Ama bu kültürün kaynağında Kur'an-ı Kerim vardır. Tabii inşallah Kur'an-ı Kerim'de 2 tane örnek vardır bu konuda. Deme veya dememe konusunda. Örneğin Yahudiler, İsrailoğulları Allahu Teala bir inek kesmesini ve o ineğin bir parçasıyla ölüye vurmalarını istedi Hazreti Musa'dan. Neyse dediler ki uzun bir zaman bulamadılar bu ineği. İnşallah bulacağız dediler. Allah da diyor ki ayette Bakara suresinde ve ma kadu yefalun, eğer inşallah demeselerdi o hayvanı bulamayacaklardı diyor. Bu bir. Dedikleri için Allahu Teala onların işlerini çözdü. Aynı zamanda başka bir surede, Kalem suresinde senesmuhu alel hurtum diye başlayan ayetlerde bir topluluk ziraat yapan, işte onların ekinleri var, toplayacaklar, meyveleri var, toplayacaklar. Birbirlerine toplamışlar, demişler ki yarın gidelim harman yapalım, toplayalım. Ama inşallah demediler diyor Allah-u Teala. Fakat sabahleyin gittiler, baktılar ki hiçbir ekim mekin kalmamış. Caz şavlak taş olmuş her taraf. Niye bunu böyle oldu diyor Allah-u Teala, yaptım inşallah demedikleri için. Beni o işe karıştırmadıkları için. Yani buradan biz bütün kardeşlerimize, bizi dinleyenlere, Türkiye şunu söylüyorum. Birçok işimiz olmuyor. O işte Allah'ı karıştırmıyoruz. Bu inşallah demek Allah dilerse demek. Allah dilerse demek o işe Allah'ı karıştırmak, müdahale ettirmek demektir. O müdahale, Allahu Teala'nın müdahale yaptığı bir iş mutlaka olacak demektir. Dolayısıyla inşallah kavramı meşiyet kavramından geldiği için Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Bu her zaman, ama biz gerçekten bizim halkımız bu Kur'an'dan kaynaklanan ve bir kültür haline gelen bu sözcüğü söylüyorlar. Ama bu sözcük çok ilginç bir sözcüktür. Yani şu işi yapacağım ama Allah'a dikkate almadan yapacağım diyemezsin. Bayraktar Hocam bugün benim misafirim olacak. İnşallah benim misafirim olacak. Heh. Olay bu. Olay bu. Yani benim o misafirlerim olması bile ilahi gözetimde olacak. Orada inşallah demek mecburiyetindeyiz. Yüce Allah'ı bizim işimize, niyetimize, davamıza, fikrimize, davranışlarımıza Allah'ı katmak mecbur. Çünkü Allahu Teala murakiptir, müheymindir, yani gözetendir, murakabe edendir kullarını. Onun gözetimini sen istemen gerekir. İstemezsen ben seni dışarıda tutuyorum demektir Allah'a. Ben bu işi yapacağım ama senin dilemene lüzum yok dersin. Farkında değiliz ama. Bunu söylüyoruz, farkında olmadan söylüyoruz. Bu tehlikeli bir iştir. Bilerek, manasını da hissederek söylemek herhalde... Yani tabii derinden, gönülden hissedeceksin. Allah'a ile olan senin bağlılığın, senin ihlasın, samimiyetin ne göre o inşallahı demene bağlı olarak Allahu Teala müdahale edecek o işe. Senin gönlün söyleyecek bu işi. Siz söylerken daha vurgulu söylüyorsunuz. Biz inşallah diyoruz, inşallah demek daha mı uygundur? Yani, daha fark ede tabii. Söylemek. Ama orada önemli olan nokta senin gönlündür. Yani o inşallahı söyleyen insanın gönlündeki ihlas, samimiyettir. Allahu Teala o samimiyeti değerlendirir. Bütün işlerimizde böyledir. Allah'la olan iletişimimizde, Allah'la bizim aramızda bir iletişim vardır. Bu iletişimi bilerek yapsak da yapmasak da. Ama fakat Allahu Teala bize bu iletişimi kurmak istiyor. Fakat biz bunu kesiyoruz. Yaptığımız yanlış davranışlarla, peki onlar günahla... nelerdir diye soracağım size. Çünkü bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Biz farkında olmadan neyi yanlış yapıyoruz da bazen arzularımız, dualarımız olmuyor, kabul olmuyor. Konuşalım. Evet. Ama şimdi Hak Teala'ya dualar ediyoruz ama bazen onun sevdiğini düşündüğümüz kullarına daha yakın olup oradan dua ediyoruz. 3G bağlantımız var. Muhabirimiz Sinan Balıkesir'de ve Töm Türbesi'ndeyiz. Neresidir burası? Kimdir burada yatan kişi ve nedir Allahü Teala ile bağlantısı? Neden ona bu türbe bahşedilmiş? Hepsini Sinan'dan öğreneceğiz. Sinan merhaba. Sesimi biraz geç duyduğu için sizi bekletiyoruz. Sevgili Zahide Yetiş, merhabalar. Bugün gerçekten çok güzel bir şehirde, Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de yine Evliyalar şehri olarak bilinen bir şehrimiz. Gerçekten neredeyse hemen hemen her sokağında Töm Dede Türbesi'nin içerisindeyiz. Töm Dede Türbesi gibi birçok türbeyle karşılaşabiliyoruz. Ben Sayın Bayraktar hocamıza da hoş geldiniz dileklerimi ileteyim ve başlayayım birazcık Töm Dede'yi, yani Paşa Sultan Hazretleri'ni anlatmaya. Töm Dede, yani Paşa Sultan 1300'lü yıllarda burada Balıkesir'de yaşamış bir zat ve Osmanlı Beyi Orhan Gazi'nin Balıkesir fethi sırasında da askerlerin yanında bulunan bir hoca. Geçtiğimiz o dönemlerde biliyorsunuz savaşa gidilirken bazı hocalar da yine savaş yerine götürülür. Orada ani ölümlerde defin işlemleri yapılır ve aynı zamanda biliyorsunuz iman gücü de bizim bu savaşları kazanmamızda çok etkiliydi. Töm Dede de bu din adamlarından bir tanesiymiş ve bazı güçleri olduğu o dönemlerde rivayet ediliyor. Bura halkından, yani Balıkesirlilerden dinlediğimiz kadarıyla savaşta birçok askerin kurtarıcısı ve Balıkesir şehrinin fethedilmesinin de baş kahramanlarından biriymiş. Şimdi Töm Dede Türbesi'ni neredeyse Balıkesir'de bilmeyen yok. Burada halkla konuştuğumuzda, Balıkesirlilerle konuştuğumuzda, özellikle genç arkadaşlar, genç dedim benim yaşımda arkadaşlar, 30'lu yaşlarda, 20'li 25'li yaşlarda arkadaşlar söylediler ki annesi babası Töm Dede'ye çocuklarını getirmeyen kimse olmazmış. Yani bütün anne babalar çocukları olduktan sonra 5-6 yaşlarında çocuklarını Töm Dede'ye getiriyorlarmış. Çünkü Töm Dede'nin şöyle bir... mukadderi olduğu inanışı var burada Balıkesir halkında. Töm Dede'ye çocuklar getiriliyor ve Töm Dede'nin türbesinin yanına çocukların başı vuruluyor ve bu şekilde, şu şekilde kafaları anne ve baba yardımıyla vuruluyor ve Töm Dede sayesinde bu çocukların da zeki olduğuna inanılıyor. Yine o dönemde, savaş döneminden sonra özellikle sıtma hastalığı biliyorsunuz çok fazlaydı. Sıtma hastalığı için de Töm Dede'ye gelir dua ederlermiş. Hemen ben kameraman arkadaşım ya size gösterirken dışarıya geçeceğim. Bu arada töm ne demekmiş onu da bize söylersen, araştırmışsındır sen Sinan. Töm Dede, töm ne demek peki? Onu da senden öğrenelim. Bu arada ekibimiz dışarıya çıkıyor. Biraz sonra Bayraktar hocamıza soracağız bütün ayrıntılarını. Başı ağrıyanlar özellikle Töm Dede Türbesi'ne gelenlerin en büyük nedenlerinden bir tanesi de baş ağrısı. Baş ağrısı olanlar, sebebi bilinmeyen baş ağrısı olanlar hala günümüzde de yine Töm Dede Türbesi'ne geliyorlar. Ve Töm Dede Türbesi'nde bu şekilde başlarını bu demir örgüye sürüyorlar ve birçok insanla, birçok kişiyle konuştuk ve hepsinde söylediği baş ağrımız geçti. Birçok kişi buradan şifa buldu ve şifa bularak bu türbeden ayrılıyorlar. Yani başı ağrıyan, sebepsizce başı ağrıyan, migreni olan, herhangi bir sinüzit hastalığı olan Töm Dede Türbesi'ne gelip şifa buluyormuş. Yine buradan Balıkesirlilerden edindiğimiz bilgi bu. Gelelim Töm Dede. Neden Töm Dede demişler? Başlarını çocuklar töm töm diye vuruyorlarmış. Bunun etkisi varmış. Töm Dede denmesinde zaten gerçek adı da Paşa Sultan olarak biliniyor. Burada yatan zat. Peki Sinan, teşekkür ediyoruz. Bayraktar hocam gülümseyerek izledi. Hocam, Balıkesir'de pek çok kişinin bildiği bir yer burası. Evet. Siz tabi anlatılınca bilmiyorum, yanlış bir şey de söylemeyeyim. Böyle kafayı vurmakla olsaydı bu işler nasıl olurdu bilmiyorum ama. Şimdi bu işe kargalar güler. Bütün Türkiye'nin, dünyanın kargaları bu işe güler. Bak, açıkça söylüyorum. Yani bakın, Hazreti İbrahim Şuara suresinde ve izâ meriltu fehuve yeşfin diyor. Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah'tır. Allah da bize şifayı tıp ilminin İlham ederek insanlara, tıpçılara, oradan bize şifa verir. Efendim, Eyüp Aleyhisselam enni messeniyel lurru ve ente erhamur rahimin Enbiya suresinde söylüyor. Yani ya Rabbi, ben hastalandım, biliyorsun Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı meşhurdur. Ben hastalandım, sıkıntıya düştüm. Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Yani şifayı Allah'tan bekliyor efendim. Şifa Allah'tan olur. Türbeden beklenmez efendim. Bu şirktir. Orası şirk mabedidir. Bak, açıkça net söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na da söylüyorum. Kültür Bakanlığı ile anlaşması lazım. Artık dualar Allah'a olur. Direkt Allah'a olur. Buralarda da Allah-u Teala'ya dua ediliyor. Yok efendim. Ama burada türbeyi vasıta kılıyorlar. Türbe olmadığı yerde niye duanı yapmıyorsun evinde? Allah seni evinde duymaz mı efendim? Sen illa da türbeye mi gitmek mecburiyetindesin? Bu Allah tasavvurunun yanlışlığıdır. Bakın, sizin vasıtasında söylüyorum. Şu anda Türkiye, bütün din adamlarına buradan haykırıyorum. Kur'an-ı Kerim'deki Allah tasavvurumuz yanlış. Bakın. Peki nedir doğrusu? Soracağım size. Allah'la bizim aramızdaki ilişkiyi bilmiyoruz. Allah'ın kudretini, gücünü bilmiyoruz. Biz ölülerden yardım bekliyoruz. Türbeler Türkiye'de bir haylice fazla. Pek çok yere gittik. Ara vermem gerekiyor. Çok özür diliyorum hocam. Ama bundan devam edeceğiz. Bundan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hocam öyle dedi. Devam etmek bize kaldı. Siz reklamları izleyin. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya. Programımız kaldığı yerden ve kaldığı konuyla devam ediyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Bayraktar Bayraklı bizimle beraber. Bayraktar hocam, reklam arasına gitmeden önce türbelerden bahsediyorduk. Sinan da bir türbe ziyaretindeydi. Ama siz çok ciddi şekilde bu şirktir dediniz. Aynen. Şimdi bakınız, Kur'an-ı Kerim'in temel prensibi vardır. Fatiha suresini okuruz ya namazda. Fatiha'da. Orada ne deriz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deriz. Yalnız sana kulluk ederiz, tapınırız demektir. Ve yalnız senden yardım dileriz. Bakınız, eğer bir ölü tasarrufta bulunsaydı, tasarruf kelimesini bilmem bilir misiniz? Vatandaş belki bilemez. Yani öldükten sonra insanın ölüsü dünya ile irtibat kurup dünyayı düzeltmeye kalksaydı, bütün peygamberlerin türbeleri bu dünyadadır. Mezarları bu dünyadadır. O zaman bu pislikler niye oluyor bu dünyada? O zaman onları halledemiyor da normal bir insan mı hallediyor? Yok, evliyaymış unvanını vererek bu dünyada insanlara yardım edecekmiş. Doğuramayan kadınlar, çocuğu olmayan kadınlar, evlenemeyen kızlar gidecekler türbelere, yüzlerini sürecekler. Başarılı olamayan efendim öğrenciler türbelere yüzlerini sürecekler, başarılı olacak. Hayır efendim. Yardım Allah'tan diler. Yalnız o. Allah'ın sübhanlık sıfatını, tek Tanrı oluşunu biz kaldırıyoruz ortadan böyle yapmakla. Türbeye bir ölünün yanına gidip yüzümüzü sürerek, başımızı vurarak, dualar ederek, aracı koyarak, vesile kılarak biz İslam dinini mahvediyoruz. Aracı da mı koymuyor? Vesile Hayır koymuyor. Efendim, mümkün değil. Vesile nedir biliyor musun? Bak, sizin vasıtanızda söyleyeyim. Maalesef hocalar bile onu yanlış manası veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenüttakullaha ve bitegu ileyhil vesile. Allah'a bir vesile arayın diyor. Ne demek o vesile biliyor musun? Yol, yol. Ona ulaşmak Allah'a bir yol, evet. Allah'a ulaşacak bir yol arayın demektir o. Orada bir vesile, bir aracı kılmak, birilerini aracı kılmak değil. Eğer bir başarısızlık veya başarılılık insan tarafından bilinseydi kim bilebilirdi bunu? Hazreti Peygamber bilirdi. Uhud Savaşı'na mağlup olacağını bilemedi. Bak, Hazreti Hamza'nın orada öldürüleceğini bilemedi. Hazreti Peygamber bilemiyor, birileri ölüler biliyor. Yardım edecek bize, bizi başarılı kılacak. Böyle bir şey yoktur. Bu tamamen şirktir, söylüyorum. Bu bir kanserdir efendim. Bak sizin vasıtanızla söylüyorum. Buradan alacağım bir tek sevap budur. Bu programdan sevap alacaksanız şu cümleleri konuşmaktan alıyorsunuz. Bakın bu bir kanserdir. İnancımıza, imanımıza, İslam inancının ve Müslümanla aleminin efendim gönlünde, çünkü iman gönüldedir ya, gönlünde bir kanser urudur bu. Ölülerden yardım dilemek, türbeye dua etmek, yalvarmak. Allah lillah aşkına söylüyorum. Mahşerde bunu ödeyemezler. Peki birkaç kısa soru. Siz türbeye gider misiniz? Ben ziyaret ederim. Ha. Ama ben ziyaret ettim ama mesela Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesine gittim, ziyaret ettim. Ben ondan yardım dilemedim. Sadece gördüm. Peygamberimiz ne buyuruyor biliyor musun? Bakın. Bir hadisinde Kuntu neheytukum an ziyaretil kuburi fezuruha fe inneha tudekkirukum el-ahire. Sahabesini mezarları ziyaret etmekten nehyetti Peygamberimiz. Yasakladı onlara. Mezarı ziyaret etmeyeceksin dedi. Çünkü onlar da mezardan bir şeyler umuyorlardı. Bu sefer ne zaman ki sahabenin Müslümanlığı olgunlaştı, bir ölüden yardım dilemeyecek bilince geldi. Şimdi dedi ziyaret edin. Unutmayın ki mezar ancak ahireti size hatırlatır. Ölümü hatırlatır size. Olay budur. Mezarın fonksiyonu budur. Bizlere ziyaret ederiz. Biz de böyle olacağız. Buraya gireceğiz biz de. Bizim de mekanımız burası olacak diye bize ahireti hatırlatmasıdır. Fonksiyonu budur. Herhangi bir yardım oradan dilenemeyiz. Biz Allah'tan dileriz. Ve iyyâke nestaîn'i çiğneyemeyiz. Bu ayeti bir tarafa atamayız. Ya Rabbi sen yanlış söyledin. Biz türbeden umarız. Biz türbeden yardım bekleyeceğiz. Sen ve iyyâke nestaîn demişsin ama. Yok canım biz yaparız, biz uyarız demektir. Türbeden yardım dileriz demek. Olamaz böyle bir şey. Ama ziyaret edebiliriz. Hacı ziyaret var. Ziyaret yaparsın. Ben gittim ama orada ne gördüm, neler gördüm Hacı Bektaş şeyinde, türbesinde neler yapıyorlar. Şirkin mabedi. Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Böyle bir Müslüman olamaz. Böyle bir bilinçsiz Müslüman. İman nedir bunu bilmeyen insan. Allah nedir bunu bilmeyen Allah. Allah bize bizden daha yakındır. Sen söylediğin zaman da o duyar. O sana başka ölüye lüzum yok. Sen onun huzuruna gideceksin. Başkasının başarısıyla, bakınız. Başkasının başarısıyla sen başarılı olamazsın. Sana verilemez o. Benim notum sana verilemez. Bu mümkün değil. Biz buna hırsızlık demiyoruz kopya verdiğimiz zaman. Tabii. Şimdi o da mı hırsızlık yapacak? Türbe. Böyle bir şey olabilir mi ya? Peki. Sevgi Hanım'ın bir sorusu var size. Sevgi Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun efendim. Hocam bir şey danışmak istiyorum size. Buyurun. Kadınlar özel günlerinde yani oruç tutabiliyor mu, tutamıyor mu? Değişik hocalardan değişik yorumlar var. Doğru, kimisi tutabilir diyor, kimisi tutamaz diyor. Şimdi olay şudur. Kadın hali Bakara suresinin 222. ayetinde eziyet olarak, hastalık olarak görülür. Allah tarafından değerlendirme yapılır. Şimdi öte taraftan da 184. ayetine gidersek Bakara'nın, bu iki ayeti buluşturacağız. Şimdi. Bakın benim maharetim budur işte. Ben dantel gibi örerim. Ayetler arasında dantel örerim. Şimdi bu ayet oraya getirdiğimiz zaman der ki orada Allah, hastayken insan orucunu kazaya bırakır. Hasta ise. Şimdi kadın kendisini hasta hissediyorsa, o halinde hasta hissediyorsa orucunu kazaya bırakabilir. Hissetmiyor mesela. Diyelim kadın, bana çok telefon geliyor. Onlarca telefon geliyor bize. Ben diyor hiçbir şey hissetmiyorum. Bir hastalık hissetmiyorum diyor kadın mesela. Hı hı. Sen oruç tutabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Orucunu tutabilir. Yani bugün o haliyle eski durumları yanlış bir yöre yönlendirip değerlendiriyorlar. Eskiden kadınlar petin olmadığı dönemlerde, bezin olmadığı dönemlerde elbisesine kan vuruyor. Dolayısıyla kadın dışarı çıkamaz demişler. Kadın camiye giremez demişler. Kadın Beytullah'a tavaf edemez demişler. Ama şimdi petiyle, tamponuyla efendim, tenis oynuyor. Biliyorsunuz. Yani şimdi tenis oynuyor. Bir dakika. Çok daha rahatız, çok lütfen. Daha konforluyuz. Tabii voleybol oynuyor, güreş yapıyor o haliyle, tenis oynuyor o haliyle. Kadın niye tutmasın? Niye tutmasın eğer onu hasta etmiyorsa? Kadınlar değişik olarak, bazıları hakikaten hastalık hissederler, bazıları etmezler. Bu durumda orucunu tutabilir. Bu kardeşimiz, bu vesileyle bütün Türkiye kadınlarına sesleniyorum buradan. İyi ki savundunuz. Yani hastalık hissetmiyorsa, psikolojik bir sıkıntısı yoksa orucunu tutabilir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Esra Hanım Kayseri'den bize ulaşmış. Esra Hanım merhaba. Merhaba Zahide Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Şükür kavuşturana Esra Hanım. Ne güzel geliyor sesiniz. Kusura bakmayın, biraz heyecanlıyım. İlk defa canlı yayına bağlanıyorum da. Ne güzel, ne güzel. Bizimle denk geldiniz. Peki buyurun efendim, Bayraktar Hocam da sizi dinliyor. Hocama ben bir soru soracaktım da. Var mı müsaadeniz hocam? Buyurun. Anneannem Parkinson hastası, namaz kılamıyor. Evet. Hani dizleri falan da ağrıyor, oturduğu yerden kalkamıyor. Acaba ne yapabilir? Yani nasıl olursa olsun, yatakta bile yatarken olsa bile yorganına vurarak teyemmümünü alır. Ondan sonra kafasıyla, bilinciyle Allah'a yalvarır. Kur'an-ı Kerim'ini okur, secde ve rükû yapacağı pozisyonu gözünün önüne getirir. O şekilde ibadetini yapar. Bilinci yerindeyse tabii, yani annenizin bedeni olarak bu işi yapamıyor ama ruhen, manevi olarak bunu yapabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İman tek başına yeterli midir? Evet. Neden yeterli? Evet. Bugün bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi de budur. Şimdi Fatır Suresi'nin 10. ayetinde Allahu Teala "Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yarfahu." Şimdi burada çok muhteşem bir açılım yapıyor. O sizin sorduğunuz soruyu ayetle cevaplandırıyorum. Bakın. Fetva böyle verilir. Ben kendi fetva veremem. Ben Allah değilim. Allah dinde fetvayı veren Allah'tır. Şimdi kim şeref istiyorsa diyor Allah-u Teala. Şeref. Bütün şeref bana aittir diyor Allah-u Teala. Bütün şeref bana ait. Nasıl ki bütün rızıklar Allah'a aitse, biz çalışıp o hazineden alıyorsak, şeref hazinesi de Allah'a ait. Biz çalışıp oradan alacağız o şerefi. İleyhi yasadul kelimut tayyibu. Allah'a, temiz kelime Allah'a yükselir. Temiz kelime dediği la ilahe illallah. Kelime-i tevhiddir. Temiz düşüncedir. Şimdi bu iman yani. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz ya. Bu işte iman. Burası. Bu Allah'a yükselir diyor. Fakat bu kelime-i tevhid bir tavuk gibi. Uçacak ama uçamıyor. Yerden kesildi ama uçamıyor. Ameli salih onu getirecek diyor Allah'a. Vel amelu salihu yarfahu. O temiz kelimeyi, o tevhid inancını Allah'a götüren ameldir diyor. Yani onu koyacağız amel şeyine, hepimizin arabasına, uçağına. Onu oraya götürecek. Şimdi demek ki iman, şöyle diyelim, benzetme yapalım. Dışarıda yanan bir mum. Estiği zaman sönebilir. Tehlikeli. Fakat biz bu mumu ameli salihin içine, fanusun içine koyduğumuz zaman rüzgar buna bir şey yapamaz. Korumaya alıyoruz. Ha. Onun için iman amelle desteklenmesi lazım. Fakat işin en garip tarafı şudur. İman eden adam mutlaka bir gün cennete girecektir. Bu cehenneme girip cezasını çektikten gördükten sonra olabilir demek mi? Olabilir ama iman mutlaka ameli getirmelidir. Mesela bir saniye daha söyleyeyim, arkadaşlar duysunlar. Lütfen. Belki hocalar bu ayeti de söylerler. Bu Meryem suresinin 96. ayetidir. Çok meşhur bir ayettir bu. Şimdi diyor ki Allahu Teala: İnnellezîne âmenû, iman edenler yetmedi. Ve amilussâlihâti, ameli salih yapanlar, iyi iş üretenler, faydalı iş üretenler, hem ibadetlerini yapanlar hem de faydalı iş üretenler, dünyaya, insanlığa faydalı iş üretenler ve aralarına sevgi koyacağım. Bakın şimdi burada söylüyorum, burada herkes, çoğu kadın, hanım, bizi dinleyenlerin çoğu, efendim Allah diyor ki bana ver imanı, ver bana ameli salihi, yapayım sana bir hamur. Ama o hamurun adı sevgi olacak. Aranıza sevgi koymam için diyor. Bana imanınla amelini vereceksin. Eğer iman tek başına yetseydi o zaman sadece iman derdi, ameli salihi koymazdı. Anlaşıldı mı şimdi bak? Tam tarifini yaptırsa ya. Güncel olaylardan örnek versem, siz benim anlayacağım hale getirirseniz harika olur hocam. Mesela namazında, niyazında, kendi içinde dinini, Müslümanlığını yaşayan pek çok kişi var. Bir kısmı gerçekten doğru amele de sahip ama bir kısmı da konuşuyor. Sen diyor haşa cennetlik değilsin bence. Sen diyor bunu böyle yaptın, sen kötü davrandın, ne bileyim gelini kayınvalidesine laf söz ediyor. Kayınvalide gelinler işine karışıyor. Çocuk annesine babasına karşı geliyor. Ne bileyim şimdi yani bu işin içkisi var, kumarı var, bir sürü kötü alışkanlığı var. Bir taraftan onu yapıyor, bir taraftan da dünyevi zevklerle meşgul. Şimdi onu söyleyelim. Şimdi ahlak bütün bu seni saydıkların ahlak içine girer. Sosyal ahlak içine girer, vazife ahlak içine, ekonomik ahlak, siyasi ahlak, cinsel ahlak, hepsi bunun içine girer. Şimdi bütün bu ahlak çeşitleri neyin üzerine oturur biliyor musun? Bir, Allah'a iman, ahirete iman. Bak. İki, akıl. Aklın üzerine oturur. Üç, bilgi. Bu üç tane değer olmadan ahlak binasını ayakta tutamaz. Eğer insan gerçekten ahirete inanmıyorsa, gerçekten Allah'a inanmıyorsa, bir gün bu yaptığım işin mahşerde karşıma çıkacağına inanmıyorsa, o insan istediği ahlaksızlığı yapabilir. İstediği kadar Müslümanım desin. Müslüman, ben senin imanını nereden bileceğim ki? Senin gönlünde. Senin ama davranışların, senin ahlakın bana ele veriyor senin imanının kalitesini. İmanın da kalitesi var. İmanın da kalitesi var. Allah-u Teala bunu ayetlerde anlatıyor mesela. Allah innemel mu'minûne izâ zükürallâhu vecilet kulûbuhum diyor. Müminler Allah anıldığı zaman kalpleri yayık gibi vurur. Yani sanki bir kızla bir delikanlı daha yeni karşı karşıya gelmişler. O nasıl yüzleri uçuklarsa, kalpleri yerine çıkacak olursa aynı iş o şekilde olur. Böyle var mı böyle bir iman? Ya. Böyle bir iman kalitesi? İşte kalite bu. İşte ahirete iman olmadığı için 5 vakit namazını kıldığı halde efendim istediği pisliği de yapıyor. Vicdan dediğimiz şey bunun neresi? İşte o vicdan. Biz ona vicdan diyoruz. Yani o aslında imanın kendisi yani. Odur o. Bilinç dediğimiz olaydır bu. Yani ona başka Batılılar vicdan diyor. İsim değişse bile aynı şeyi ifade ediyoruz burada. Demek ki bu iman amelle beslenmek mecburiyetindedir. Yani iman bizim gönlümüzden çıkıp davranışlarımıza, sosyal ilişkilerimize akmalıdır. Akmalı. O zaman o iman gerçek bir iman olmuş olur. Herhalde bunu da böyle, ben böyle yapacağım, ben böyle söyleyeceğim. Şimdi ne oldu? Bu bir bilinç, kendi halimizde farkında olmadan yaptığımız bir şeye dönüşürse, iyilik etmek, güzel konuşmak, iyi bakmak, doğru söylemek gibi. Biz olursa herhalde bu gerçek. Tabii hani canım. Korkuyla değil de mesela, özünde var ise. Mesela unutmayın Begüm Hanım'a merhaba diyeyim. Olur mu? Kızmayın bana. Ara mı veriyoruz? Hayır, Begüm Hanım'a merhaba diyoruz. Size sorusu olan bir hanımefendi. Buyurun. Tamam. Efendim merhaba Begüm Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetin tam ortasındayız. Evet, Allah razı olsun. Sizden de böyle bir program yaptığınız için. Sağ olunuz efendim, buyurun. Şimdi bir soru sormak istiyorum ben hocama. Onun da Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben yaşım genç, 23 yaşındayım ve namaza başladım. Namaza başladıktan sonra bir 5-6 aydır kılıyorum. Fakat kendimi iki dünyanın arasındaymışım gibi hissediyorum. Yani normal konuştuğum insanların dertleri bana dert gelmiyor. Artık başka dünyadan ayrılmış gibiyim. Yani insanların sıkıntısını sıkıntım yapıyorum. Sokaktaki hayvanların sıkıntısını sıkıntım yapıyorum ve hayatıma büyük oranda etki ediyor. Çünkü artık insanlarla konuşmam çok kısıtlanıyor. Herkes bu şekilde yaşamadığı için tabii ki belki beni sıkıcı da buluyor olabilirler ama ben bu yoldan devam etmek istiyorum zaten. Fakat bu durumu nasıl aşacağım? Yani ben iki aradayım sanki. Ruhumla bedenim çok farklıymış gibi. Yani bedenime dar geliyor bu beden bana. Öyle hissediyorum. Şimdi efendim başkasının sıkıntısını sıkıntı mı ediniyorum dedi. Öyle bir şey dedi. Dünyevi zevkler, konuşmalar, sohbetler, doğru anladıysam yanlışsa düzeltin beni. Evet. Bunlar artık bana basit, güncel, kolay geliyor. Ben artık hani bütün bunları aşıp daha ilahi şeylere ruhum daha yakın. Doğru mu anladım? Evet, çok doğru. Yani onların sıkıntıları yanlış anlamayın lütfen. Ben göstermek için söylemiyorum. Onların sıkıntıları bana sıkıntı değil. Çünkü Allah hepimize şükürler olsun ki akıl verdi. Ben de bunu belki çok geç yakaladım ama gene de şükürler olsun. Ben sadece insanların o sıkıntılarını dinlerken aslında onların çok basit ve kolay olduğunu düşünüyorum. Ve aslında sıkıntılarımızın çok başka şeyler. Yani sadece Allah aşkı önemli olan insan için bu olduğunu düşünüyorum ve artık insanlarla diyalog kuramayacak hale geldim. Bu sefer de sosyal hayattan sıyrılma noktasına geliyor. Şimdi efendim bakınız siz geç kalmış falan değilsiniz. Yani 23 yaşındasınız. Çok güzel bir yol buldunuz. Yalnız bir bilgi birikiminiz olması gerekiyor. Bu da Kur'an bilgisi elde etmeniz lazım. Sağlam bir mealden Kur'an-ı Kerim'i okumanız lazım. Ama roman gibi değil, durarak, üzerine düşünerek okumanız lazım. Sağlam bir tefsir okumanızda yarar var. Tahmin ediyorum artık sizin ruhunuz olgunlaşmaya doğru gitmiş ama bir erken yaşta olmanıza rağmen sizi ancak Allah tatmin edebilir. O da Kur'an-ı Kerim'de yapabilir bunu. Siz beşeri düşünceler, artık o basit şeyler, konuşmaları, legiv diyoruz biz buna, legiv. Bu sizin söylediğiniz kelime Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresine, Mü'minun suresinde geçer. Der ki Yüce Allah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ İman edenler felaha kavuştu. Kurtuluşa erdi. Kim bunlar? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Namazda huşuyu bulanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورُلُونَ İşte bu. Yani lağivden, boş sözden yüz çevirenler felaha erdi diyor. Daha aşağıda sayıyor. Başka sayıyor. Şimdi burada boş sözden uzak durmak ama onun yerine bir şey koymak lazım. Çünkü kainat boşluk kabul etmez, fiziki alem. Maneviyat da boşluk kabul etmez. Siz doğru dürüst bir Allah'a İnanmazsanız, o imanınız gerçek Allah'a iman değilse onun yerini biraz evvel türbeler doldurur. Şirk doldurur işte. Aynı bu şekilde siz şimdi o lağivden uzaklaşacaksınız. Anladınız bunu. Bu çok önemli bir merhaledir sizin için. Yani o boş sözleri siz yakalamanız, onlara boş demeniz çok önemli bir şey. Ama onun yerini bir şey doldurması lazım. Onun yerini Kur'an-ı Kerim doldurması lazım. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız mealinden. Düşüne düşüne okuyacaksınız. Benim telefonumu da size versinler. İstediğiniz zaman da bana sorabilirsiniz o meali okurken takıldığınız yerler olursa. Harikasınız. Bu çok önemli bir merhaledir sizin için. Manevi açıdan ibadetinizde yapıyorsunuz diyorsunuz. Bedenle ruhunuz sanki ayrı gibi oldu diyorsunuz. Doğrudur. Bedeni arzularla ruhi arzular farklıdır. Yani nefsin arzuları ile efendim aklın istekleri, gönlün istekleri farklıdır. Doğal olarak bizim içimizde bir çatışma vardır. Yani nefisle aklın çatışması vardır. İşte bu çatışmada akıldan yana Kur'an-ı Kerim'i devreye sokarsanız nefsinizi yenersiniz. O bedeni arzuları rahatlıkla yenebilirsiniz. Ben sizde çok önemli bir şey görüyorum. Bu bir değişim. Bu manevi bir değişimdir. Bu değişimi yakaladınız ve buna devam edin. Benim telefonumu da size versinler. Konuşabiliriz yeri geldiğinde. Peki, hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Sevil Hanım Şırnak'tan bizi arıyor. Hay hay. Sevil Hanım merhaba. Merhaba Zahide Hanım. Hoş geldiniz. Şükür, çok teşekkür ediyoruz. Şırnak'tan bizi izleyen herkese selam ve saygılar buradan. Buyurun. Hocama bir sorunum olacaktı hocam. Buyurun. Hocam ben şimdi rüyamda Sırat Köprüsü'nü gördüm. Ne? Ne gördü? Sırat Köprüsü'nü gördüm. Evet, evet, Sırat Köprüsü'nü gördüm hocam. Üstünde bir sürü insan hocam geçiyordu. Bazıları çıkıyordu, bazıları da üstünde geçiyordu. Siz ne yaptınız? Geçebildiniz mi? Hocam yok, ben aşağıda durmuştum. Korkuda gözlerimi açamıyordum, onlara bakamıyordum. Yanımda duran bir kişi, tam olarak hatırlamıyorum. Sürekli bana diyordu onlara bak, onlara bak. Gözlerini aç, onlara bak. Hocam ben de işte sürekli yani çok korkuyordum. İşte onlara hiç bakamıyordum. Peki, hayır olsun. Evet hocam, işte anlamını öğrenebilir miyim? Eğer bunun manevi anlamda bir şey var mıdır bize ya da hayatta değiştirebileceğimiz bir şey? Kızım ben rüya yorumlamam. Ben rüya üzerine hayat olmaz. Yani İslam alemi rüyalar üzerine hayat kurmuştur. Maalesef kalkamıyoruz, yerden kalkamıyoruz. Ama ben sana şunu söyleyeyim, vatandaşlar anlasın. Sırat köprüsü diye bir mefhum yoktur. İslam'da sırat köprüsü diye bir mefhum yoktur. Yani cehennemin üzerine sırat köprüsü, oradan geçeceksin, oradan cehenneme düşecekler, iyiler sırat köprüsünü geçecekler. Hayır, o değil. O bir imtihandır. Mahşerdeki muhasebedir, hesaplamadır. Yani sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir derler ya, bu aslında şudur. Oradaki imtihan kıldan ince olacak, kılıçtan keskin olacak o imtihan. Kimse kimsenin hakkını yiyemeyecek, bütün haklar alınacak, haklar verilecek ve orada keskin bir imtihan olacak. Tıpkı bir çocuk, şöyle diyeceğim size, tıpkı bir çocuk sınıf geçerken köprüyle geçmiyor, 2'den 3'e geçerken, 3'ten 4'e geçerken notlarıyla geçiyor. İşte orada da biz amellerimizle geçeceğiz sınıfımızı. Sırat-ı müstakim budur, böyle anlayacaksın. Bu nedenle ben söylüyorum, yoksa o sırat-ı müstakim rüyanın üzerine ben tabir getirmem. Bir şey sorabilir miyim? Şu geldi aklıma. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların da üzerine binilip sıratı geçireceği söyleniyor. Ama misin? Adam 50 tane kurban kesişini hangisini binecek de gidecek orada? Yalan bunlar, uydurma şeyler bunlar. Bunlar hurafe efendim. Bakın, bunlar hurafe. Bunlar vaazda insana anlatılmaz. Bunlar kurban bayramında insanlara anlatılmaz. Bu edep. Dinde edep yok. Edebe çağırıyorum onları, edebe. Böyle bir şey olabilir mi? Kurban, ha, kılıçtan keskindi. Kurban nasıl yürüyecek orada? Kılıçtan keskin, kıldan inceydi. Bineceksin, 50 tane kurbanı nasıl bineceksin? 50 tane kurban kestin. 30 tane kurban kesti adam. 30 tane kurban. Peki, devam edelim sorulara müsaadeniz varsa. Neler kul hakkına giriyor acaba? Efendim? Neler kul hakkına giriyor? Biz ne yaparsak kul hakkı yemiş oluruz. İşte bak. Ki bize işte kul burada, hakkıyla gelmeyin diyor. İşte burada çok, işte bu soru bunlar. Soru bunlar. Bak. Kul hakkı çeşitli boyutlarda olabilir. Yani ben senin cebindeki parayı alırım. Bu bir kul hakkıdır. Paranı al. Bir işçinin terinin, emeğinin hakkını vermezseniz bu bir kul hakkıdır. Yani İslam'da işçinin teri soğumadan parasını vereceksin. Bu temel prensip, Peygamberimiz hadisidir bu. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e uyuyor bu hadis. Şimdi nedir o? Siz akıtılan terin, sarf edilen emeğin karşılığını vermezseniz bu bir kul hakkıdır. Bir de mesela işte imanın gözükeceği yer burasıdır. Örneğin Nisa suresi 135. ayette. Biraz evvel bunu söylerken şeye geçtik. O 135. ayette ne buyuruyor biliyor musun Allah-u Teala? Ey iman edenler! Kûnû kavvâmîne bil kıstı şuhedâe lillâhi velev alâ enfusikum evil vâlideyni vel akrabîn. Ey iman edenler! Adaletin bayrağını ayakta tutun. kendin bile olsa, annem babam bile olsa, akraban olsa, zengin olsa, fakir olsa doğruyu söyle. İşte burada kul hakkı var. Eğer doğruyu söylemezsen, eğer hukuku yanıltırsan, bak hukuku yanıltırsan, eğer bir adam haklıyken haksız, haksızken haklı gösterirsen, kul hakkının en büyüğü budur işte. Kul hakkının en büyüğünü gasp ettin, hakkı gasp ettin sen. Hakkı ayaklar altına aldın. Bakın aynı ayetin bir benzeri Maide 8'dedir. Orada aynı ayetin başlangıcı kûnû gavvâmîne lillahi şuhedâ bil gıst ve lâ yecrimenneküm şenânu kavmin alâ ellâ ta'dilû i'dilû huve akrabu littakvâ der Allah. Ey iman edenler, adaletin bayrağını ayakta tutun. Eğer bir topluma olan kininiz, kininiz varsa, o kin size, o topluma adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Takva budur diyor Allah. Kin yani evet, bakın, kini hukuka sokmayacaksın diyor Allah. Bakınız, bakınız. Kinle hukuk bir arada olmaz. İşte kul hakkı budur. Eğer kinini hukuka sokarsanız ve o insana veya o topluma yanlış bir davranışta bulunursanız işte kul hakkı budur işte. Biz Müslüman bir toplumuz ama bu programı o kadar çok aldatılan eşler aradı ki hocam. Aldatmak kul hakkı mıdır? Zina mıdır? İkisi birden midir? Tabii. O da bir haktır. Yani o da bir hakkını. Eşinize olan hakkını. Onun hakkını çiğniyorsunuz yani. Eşinizin hakkını çiğniyorsunuz. Orada o sizin dediğiniz konuda birkaç tane günah bir arada var. 1. Eşinizin hakkını çiğnediniz. 2. Zina ettiniz. 3. Döndünüz üstelik yalan da konuştunuz. Yapmadınız dediniz. Yani şimdi bak, bir yanlış hareket kaç tane günahı bir araya getirmiş oluyor. Anlıyor musunuz? Demek ki mesela anne baba hakkı kul hakkıdır. Yani, arkasından konuşmak. Şimdi düşünün. Gıybet. Tabii kul hakkıdır. Ve ölü kardeşin etini yiyorsun diyor Allahu Teala. 12. ayetinde Hucurat suresinin. Ölü kardeşin etini. Yani gıybet eden adam teneşir tahtasına kardeşi yatıyor, gidip onun etini yiyor diyor. Ayet bu. Bu kadar caydırmak için Allah, gıybetten caydırmak için böyle bir örnek veriyor. Böyle bir tiksinti veriyor ki caysın kulları o yanlış hareketten. Hep bütün bunlar nedir? Kullarının mutlu olmasıdır. Hakkını helal et demek, kul hakkını bitirir mi karşı tarafa? Her hak helal etmek olmaz. Yani helal etmekle hakkımı bitmez. Helal ettim desen bile o benden çıkıp artık Allahü Teala'ya zuhur etmiştir. Benim dışında da bir hak ihlali vardır. Vardı tabii, vardır. O onun mahşerde onun sorulacak haklar sorulacak. Ben paramı aldım, ben sana paramı hakkımı helal ettim derim sana. Bu olabilir. Ama öyle haklar var ki adamı öldürdün sen. Ya canını aldın. Nasıl yaparsın bu işi? Böyle bir şey var mı yani? Bunu nasıl kendi canını almak? Yani? Affedersiniz, zina yaptın. Nasıl hak helal olacak burada şimdi? Nasıl helal olacaksın? Yani bazı günahların, bazı hakların helallığı vardır. Ama bazılarının helal olması mümkün değildir. Desem bile nasıl olacak bu iş? Yani bir adam geldi benim babamı öldürdü. Ya. Geliyor bana diyor ki bana hakkını helal et. Ben etsem bile bu olmaz ki. Bu mümkün değil yani. Yerini bulmaz bu iş. Ama olay şudur. Öldürülen adamın varislerine hakim hukuken sorabilir. Kısas mı? Af mı? Diyet mi? Kısas Allah korusun. Kan davaları böyle çıkıyor yani, işte değil mi? Ama işte hukuk olmayınca kan davası oluyor. Tabii. İşi hukuk görmeyince kan davası oluyor. Peki telefonumuz var. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler diliyoruz. İyi günler, hoş geldiniz. Buyurun. Zahide Hanım, derdim o kadar çok büyük ki nereden başlasam ben de bilemiyorum. Ya, bir yerden başlayayım biz de tutalım ucundan bakalım çözümünü bulabilecek miyiz? Buyurun. Şimdi neyse, evliliğim süresince yokluk, darlık, eşimin alkolü, şiddeti, her şeye katlandım. Bir de sonunda aldatırdım. Sen adamın her şeyine tamam de, yıllarca sürün, ortalarda kal, adam seni böyle çok özür diliyorum ya o kadar kızıyor, paçavra yerine koysun, kullansın, sonra bir de seni aldatsın. Aynen öyle. Aynen öyle canım benim. Şimdi evlatlarım var diyorum, katlanayım diyorum. Çocuklarım işte büyüyecek, evlenecek, okul çağları var. Üzülmesinler diyorum ama kendimi çok yapacağım ki bir sınavsa benim sınavım ne kadar büyükmüş Rabbim ya. Şimdi Türkiye'mizin sizin vasıtanızla yine bir sevap boyutu var lütfen burada şimdi. Efendim, Türkiye'mizin büyük problemlerinden biri budur. Çok, çok. Şimdi olay şu, bizim erkeklerimize de, kızlarımıza da eğitim verilmiyor bu konuda. Yani erkeklere kadın ne demektir? Yani hanım ne demektir? Eşin. Nikah ne demektir? Aile kurmak ne demektir? Hanımın hakları nelerdir? Bir kişiye ait olmak ne demektir? Öyle yani, evet, bunları öğretilmiyor. Bakın bu eğitimin noksanlığı. Bir kadına da kadınlık ne demektir öğretilmiyor kızım. Bakın öğretilmiyor. Ve kadın tahsil yaptıkça kibir yapıyor. Hmm. Bak bunların içindeyim ben. Benim talebelerim var. Bunları biliyorum. Tabii koskoca üniversite. Kibir yapıyor. Kibir yapınca kadınlığını yapamıyor. Tahsil yapınca kadınlığından çıkıyor. Erkek de hanzo olduğu için, o da terbiye almadığı için, teke tek de söyledim bunu Fatih Altay'la, hanzo meselesini. Yani bilgi kabalıkları eritir, bakın. Hocam kızmayın da şimdi bir şey söyleyeceğim de bunu açıklayın diye söylüyorum. Yani hanımlar kibir yapmasın diye okutmayalım mı kız çocukları? Hayır. İşte tahsil bunlara, tahsil kibir yapmamanın yolunu öğretmeli. Onlara din eğitimi verilirken bu dinin insanı, kadını nasıl kadın yapıyor, erkeği nasıl erkek yapacağı, aile hayatındaki değerleri anlatması lazım. Rum suresindeki değerler anlatılması lazım. Allah bunları koymuş. Peki hanımefendi sizin evladınız olsaydı, gelseydi, baba durum böyle böyle böyle. Ben ne yapayım? Boşanayım mı, boşanmayayım, atayım mı, atayım mı? Ne yapayım, ne derdiniz? O kendi tercihine bağlıdır derim ona, kızım derim. Yani kocasıyla konuşmalı. Bir kaynat olarak konuşurum. Karşıma alır konuşurum. Benim kızımda mı kabahat? Damadımda mı kabahat? Bunu bir defa tespit ederim. Yargısız infaz yoktur. Bunu bir defa soracağım. Efendim, ondan sonra kendi tercihine bırakarım. Bir de bizim hanımlarımızın bir dezavantajı da var. Ne oluyor biliyor musun? Eğer ekonomik bağımsızlığı yoksa ayrılamaz kocası. Ya, mümkün değil. Nereye, o çocukları ne yapacak? Nereye bakacak? Dolayısıyla bir sürü zorluk var. Ama bütün bunların kaynağında ne var biliyor musunuz? Bilgi, bilgi, bilgi. Yani cehalet. Cehalet bu işleri yapıyor. Eğer bilgilendirseydik insanları, aile hayatı nasıl olur? Kocanın karıyı, kadının kocası üzerindeki hakları... Konuşalım bunları daha uzun başka bir programda. Başka bir programda konuşabiliriz. Konuşalım. Tabii. Allah ıslah etsin eşinizi. Diliyorum sizin kadri kıymetinizi. Zor bir durum. Zor. Yani çözüm Allah'a yalvarsın. Yani Allah onun derdinden İnşallah. Dertlenecektir tahmin. Ama çok var bu. İşte o yüzden çok, o kanayan yara çok, ne yazık ki. Çok. Bize ulaşıp da derdini söyleyemeyen ve çok çilekeş hanımlar var. Bu arada beyler de çile çeken var. Hanımların da bazen sıkıntıları oluyor. Peki kimler cennete gidecek? Hepimizin hayali. Bu gelip geçici dünya bittikten sonra kalıcı olan ve hani hepimiz hayal ediyoruz. Cennet nasıl bir yer? Bir de Huri Nuri meselesi var gerçi de hepsini birden soruyorum. Kimler cennete gidecek? Hocam? Evet. Şimdi kimler cennete gidecek sorusunu Kur'an-ı Kerim'de tabii bu konuda en az 200 tane ayet vardı. Belki de daha fazla. Ama ben size bunların önemli olanlarını söyleyeyim. Şimdi Kur'an'da 8 çeşit cennet var. Herkes ameline göre oraya gidecek. Tıpkı bizim puanlarımıza göre takdir alanlar var, teşekkür alanlar var mesela başarımıza göre. Bu dünyada manevi bakımdan başarımıza göre Allah bize cenneti verecek. Bu cennetlerin zirvesinde Cennet-i Naim var. Peygamberlerin gideceği cennet ve çok iyi insanların da orada onlarla arkadaş olacağı cennettir. İşte Cennet-i Firdevs, Cennet-i Me'va, Cennet-i Cennet Adn Cenneti mesela. Bu cennetlerin amelleri sayılır Kur'an'da. Kimler gidecek? Örneğin Cennet-i Adn'e kimler gidecek? İsterseniz bunu ben açıkça, biraz müsaade et bana. Tabii ki. Kesilmesin. Ben bu Adn Cenneti'ne kimlerin gideceğini Özet yapayım ama yani tamamını değil, özet. Özet derken bütün ayetleri vereceğim de özet olarak vereceğim. Şimdi diyor ki Allahu Teala Ra'd suresinin 19, 20, 21, 22. ayetinde. Cennete gidecek olanların Allahu Teala tarafından peygamberimize indirilen Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu bilen ve inanan. Birinci şart bu. İnanmak. Ah, inanan. Birinci şart. Bilmek ve inanmak. Bilmekle inanmak aynı şey oluyor da. Efendim ve aklını, lüb denen aklını kullanıp düşünen adam. Bakın. Düşünce görüyor musun? İkinci sırada. Düşünme innema yetedekkeru ulul elbab diyor orada bak. Lüb denen aklını kullanıp, aklı kullanıp düşünen. Demek ki aklını kullanıp düşünmeyen adam cennete gidemez. Yani cennetin kapısında ne yazıyor biliyor musun? Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin kapısında ne yazıyor bu dünyada? Aklını kullanamayan bu kapıdan içeri giremez. Aklını kullanamayan cennetin kapısından içeri giremez. Bize gelen ilk emir oku değil mi? Ah, işte onun bir uzantısı o. İşte bilmek dediğim olay o. Şimdi bu ikinci sırayla sayıyorum. Ahde vefa. Bak. İşte karına söz verdi. Sıkıntıda da, darlıkta da, bollukta da beraberiz demedim. Hani ahde vefa? Ne ettin ahde vefaya? Çığnadın onu. Ayaklar altına aldın onu. Hani evet söz vermiştin o kıza gençken. Şimdi biraz yaşlandı. Hemen başka kızlar aramaya başladın. Ha? İşte ahde vefa. Allah'a verdiğin sözde duracaksın. Bir insan bir insana verdiği söz aynı zamanda Allah'a verilmiş sözdür. Bakın bunu söylüyorum. Allah onu söylüyor. 3 kişi konuşuyor, 4. benim diyor. Attığınız imzanın 3.'sü benimdir. Çünkü nikahta atılan imzaları Allah kabul etmese, Allah oraya imza koymasa nasıl meşru olacak? Bir şey sorabilir miyim? Konu dışında ama kızmayın bana. Bir kadın ve bir erkek yan yanaysa 3.'sü de şeytandır derler. Var mıdır böyle bir şey? Ha, şeyse o niyetleri bozuksa ve bunların arasında nikah yoksa bizim aramızdaki beraberlik değil bu. Yani o başka bir beraberlikte olursa onları şeytan aldatabilir yani demek istiyor. Onu demek istiyor orada. Bizim bu. Şimdi ahde vefa. Anlaşmayı bozmamak. Bakın anlaşma yaptın, imza koydun. O anlaşmayı bozmayacaksın. 3.'sü kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5.'yi söylüyoruz. Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştirmek. Anlıyor musun? Akıl, gönül, nefis arasını bitiştirmek. İnsanlarla aramızı bitiştirmek. Gönül, sevgi, insanları sevmek. Anlıyor musun? Bitiştirmek. Başka? Allah'a saygı duymak. Başka? O mahşerdeki o korkunç hesap gününden korkmak. Allah rızasını arayarak sabretmek, namaz kılmak, bollukta da aşikar ve gizli olarak infak etmek, fakirlikle mücadele vermek, fakirlerin elinden tutup kaldırmak, sana kötülük yapana iyilik yapmak. İşte bunlar bizi cennete götürüyor. Ne kadar adın cennetine. Bir insan bir proje çiziyor Allah, bir cennet projesi çiziyor. Hangi amellerle o cennete gideceğin projesini çiziyor. Peki bu soracağım soru bunların da içinde. Çünkü eğer bu soruya evet öyledir derseniz biz boşuna mı çırpınıyoruz da diyebiliriz. Sorum şudur ki kader önceden yazılmış mıdır? Bizim attığımız adım Allahü Teala tarafından zaten biliniyor mudur? Bizim seçim hakkımız var mıdır? Şimdi o cennet bitmeden geçtik buraya. Yani konular çok süratli daha değişiyor çok. Ama ben tatmin olmuyorum verdiğim cevapla. Yani cennet bitmedi ki. Cennet daha neler var zaten. Cennet bitmez. Bitmesin. Neyse buraya geçmek istediyseniz geçelim. Şimdi kader kavramı Kur'an'da yoktur. Kader kavramı var Kur'an'da fakat bizim dediğimiz manada yok. Mesela Kur'an'da kader kelimesi efendim Kamer suresinde inna külle şeyin halaknahu bi kader der. Her şeyi bir ölçüyle yarattım der Allah. Ölçü. Ölçü anlamına gelir kader. Kader kanun anlamına gelir. Kader değerlendirmek anlamına gelir. Ve ma kaderullaha hakka kadri. Allah diyor ki onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Değerlendiremediler der. Şimdi bizim anladığımız manada yazgı anlamına, alın yazısı anlamına kader yoktur efendim. Böyle bir şey yoktur. Allahu Teala bakınız bizim elimizde olmayan ne vardır? Mesela Allahu Teala fiziki alemle olan ilişkisiyle bizimle olan ilişkisi farklıdır Allah'ın. Bakın fiziki alem. Örneğin bizim fiziki boyutumuz nedir? Efendim sizin kız olacağınızı, benim erkek olacağımı kimse Allah sormaz. Bizi yaratır. Kimseye sormaz. O bizim kaderimizdir. Senin kız olman, benim erkek olmam kader burasıdır. Yazgı budur bizim. Ama bizim davranışlarımızı Allahu Teala efendim önceden yazmaz. Yani bu zani olacak, bu hırsız olacak, bu efendim eşkıya olacak, bu edepsiz olacak, bu bilmem ne olacak diye yazmaz. O zaman bizim efendim sorgulanmamız ortadan kalkar. Yani Allahu Teala sonra bana nasıl der ki, ya Rabbi sen yazdın beni hırsız. Ben de o hırsızlığı oynadım. Sen senaryoyu sen yazdın ya Rabbi, ben onu oynadım. Kabahat benden değildir der kul. Oysa ki biz niyet ederiz, Allah takdir eder. Bak o anda takdir eder. Biz niyet ederiz. Evet. Allah takdir eder. Bak bizim niyetimiz olmadan olmaz. Onun için söylüyorum. Bütün arkadaşlara, din adamlarına ve ilim adamlarına açsınlar Ali İmran Suresi. Allah-u Teala "Kulillâhumme mâlikel mülki" ayetinin son kısmında şu ibare var. "Biyedikel hayr." Ya Rab, iyi senin kudretindedir. Ama Kur'an'da hiçbir ayette "biyedike şer" yoktur. Şer senin kudretindedir diye bir ayet yoktur. İşte iyi Allah'tandır, kötülük bizdendir. İyi Allah-u Teala'dan, kötülük bizden, bizim nefsimizden. Aynen böyle. Böyle tatlı ve keyifli bir sohbet olunca zaman ne kadar çabuk akıp geçiyor. Şimdi başladınız bitti diye. Bana kalsın biz akşama kadar konuşalım hocam. Yani bu olur mu? Böyle son sözleri söylemek zordur ama ve lakin iyi niyet ve güzel dua bizim içimizde, yüreğimizde var. Siz olsaydınız neler söylerdiniz benim yerime programı kapatırken mesela? İyi, ben mesela çok dua ederim kendimden. Ben şu duayı yaparım her konuşmamın şeyinde. Allah bizlere Kur'an'ı iyi anlamak ve iyi tatbik etmeyi nasip eylesin. Kur'an'ı iyi anlamak ve iyi tatbik etmeyi bize nasip eylesin. Allah bütün insanlara, dünya insanlarını doğru yola iletsin ve herkese aydınlıklar, güzellikler, iyilikler, sıhhat, afiyetler dileriz. Peki duanın, şimdi diyeceksiniz ki yine zamanım yok ama ben de sormadan edemiyorum. Biliyorum zamanımız azaldı ama bana temiz ağızla dua edin diyor ya Allah-u Teala. Hele Ramazan'da. Temiz ağızla dua etmek ne demek? Bir başkası bizim için. Yani iyi niyetle demektir. O temiz ağız diye bir kavram yoktur Kur'an'da ama. Ağzı kendine yani ihlas, samimi, yet bir şekilde şirk karıştırmadan, bak türbeleri mürbeleri karıştırmadan, vesile kılmadan doğrudan doğruya Allah'a yalvaracaksın. Bizim işimiz Allah-u Teala'yla. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamıza, şefimize, bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum. Yarın Canan Karatay bizimle beraber olacak. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyor. ATV Ana Haber'e bağlanıyoruz efendim. Saygılar, sağ olun.